Sultan Gazi Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi ortak bir çalışma gerçekleştirdi ve bir deprem eğitim merkezi açıldı. O merkezin ayrıntılarını A Haber muhabiri Samet Öztaylan'dan alalım. 17 Ağustos 1999 depreminde o asrın felaketinin yaşandığı günde yüzlerce vatandaşımızı o felakette kaybetmiştik. İşte bugün o günler tekrar yaşandığında beklenen belki de Büyük Marmara depreminde neler yapılması gerektiğini anlatacak önemli bir parkın açılışı yapılıyor. Sultan Gazi Belediyesi'nde deprem eğitim parkı yapılacak. Şimdi ise simülatörün içerisindeyiz ve simülatörde 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanacak. O depremde öğrenciler ne yapması gerektiğini gösterecek. Evet, şu an 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanıyor ve sınıf burada adeta sınıftan farksız bir ortam var. Sınıftaki öğrenciler direkt olarak depremde sıraların altına saklanlar ve depremin şiddetinde görüyorsunuz tablolar, kütüphanedeki kitaplar ve sıralar sabitlenmiş durumda. Özellikle hükümetimizin 99 depreminden sonra göreve geldikten sonra yapılması gerekenlerle ilgili ciddi tedbirler ve teşvikler ortaya koydu. Biz de bugüne kadar gerek yapılarımızda riskli alanların yenilenmesi, gerekse yeni yapılanların sağlıklı yapılanması için en önemli çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve yapmaya devam ediyoruz. Ama daha önemli bir şey vardı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi burada vatandaşımızın bilinçlenmesiydi, öğretilmesiydi. Depremle nasıl mücadele edileceğini, nasıl tedbirler alacağını önce çocuklarımız ve tüm aile bilmesi gerekiyordu. Biz bugün burada onu gerçekleştiriyoruz. Şu anda Sultan Gazi Belediyesi Deprem Araştırma Merkezi, eğitim merkezindeyiz. Aynı zamanda deprem parkı olarak da bunu inşa ettik. Kandilli Rasathanesi ile ortak tabii yapılan çalışma. Şimdi zaten bu eğitimlerin verilmesinde en önce olanlar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Eğitim Enstitüsü'nden hocalarımızın eğitimleriyle öğrencilerimiz bilinçlenecek. Ama bunun sürekliliği için de bizim tespit ettiğimiz isimleri oraya göndereceğiz. Hocalarımız onları da eğitecek ve burada sürekli bir eğitim sağlanmış olacak. İnşallah bütün öğrencilerimize, bütün halkımıza bu simülatörlü, bu güzel mekanda inşallah depremle ilgili öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri en iyi şekilde anlatacağız. Dışarıda bir de amfi alanı var. Evet. Deprem zamanı vatandaşın toplanma merkezi anlamına da geliyor bu. Ve eğlenceyi yapacak şekilde, çocuklarımı tutacak şekilde de park alanı da oluşturduk. Çok güzel bir deprem eğitim parkını inşa ettik diyebiliriz. Evet. Biz de Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay'a teşekkür ederim ve bu tür eğitim parklarında eğitim parklarının artmasını temenni edelim diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Teşekkür edelim. Ankara'ya çevirelim.